Arkadaşlar herkese selamünaleyküm, merhabalar. Selamlar. Tarihimiz 29 Nisan Cumartesi günü. Daha halen sabit bir aracım yok arkadaşlar. Sabit araç almış durumda değilim. Getir götür işlerine devam ediyoruz. Şimdi de Etimesgut tarafında cips indiriyorum. Bir arkadaşımız rahatsızlanmış, şoför arkadaşımız. Çok pardon. Onun yükünü indiriyorum. Burayı indirdikten sonra yeni bir malzeme alacağız. Bakalım o nereden olacak, ne alacağız, nereye gideceğiz bilmiyorum. Nasip olursa haftaya bana araç sabitleyeceklerini söylediler. Tabii ki o da benim şansıma. Tahmin edin nasıl bir araç olacak. Onu söylemeyeceğim, sürpriz olsun bakalım. Bakın bakalım nasıl bir araba denk gelecek. Devamlı çekim yapacağım. Büyük ihtimal bu videoyla birleştiririm. İlerleyen saniyelerde, dakikalarda görürsünüz aracımı. Sürpriz olsun. Şu anlık durumlar böyle arkadaşlar. Dorsayla yanaşıyoruz. Rampaya yanaştım şimdi. Çok şükür bir sıkıntım olmadı. Zorlanmadım yani. En fazla iki seferde giriyorum arkadaşlar. İki seferin üstüne çıkmıyorum. Bazen tek seferde giriyorum. Yerin durumuna göre değişiyor. Çok zorluk çekmiyorum açıkçası. Manevralarda falan bir sıkıntım yok. Böyle yani, gidiyoruz geliyoruz şimdilik. Sıfır araba falan almaya gidiyoruz. Dorsa almaya gitmiştik. Geçen hafta onun da çekimini yapmıştım. İnşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlar. Haliniz vaktiniz inşallah iyidir. Gittikçe büyüyoruz. Ailemiz büyüyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni takipçilerime, eski takipçilerime, izleyip yorum yapanlara, beğenilenlere çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Arkadaşlar şimdilik bu videolardan para kazanmıyorum. Para kazanırsam bilmiyorum nereye harcayacağım. Büyük ihtimal bu yollarda diğer önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Hayvanlara mama falan alıyordum. Büyük ihtimal o tarz bir şeylere harcayabilirim eğer ilerleyen zamanlarda para kazanabilirsek tabii. O da bir meçhul de. Nasip olursa öyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Allah büyük, bakalım. İlerisini bilemiyoruz, göremiyoruz. İnşallah olur. Hep birlikte yaparız, başarırız bunu. Şimdilik durumlar böyle arkadaşlar. Haftaya, bugün cumartesi. Yarın büyük ihtimal bir şey olmaz. Haftaya aracımı sabitlediklerinde bu videoyla birleştiririm. Onda da direkt yolu çekeriz nasip olursa. Güzel bir çekim yaparız inşallah. Yine böyle önerileriniz, sorularınız olursa yazabilirsiniz arkadaşlar. Şu anlık her şey iyi çok şükür. Bir kaza bela bir şey yaşamadık. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde, keyfimiz yerinde. İnşallah sizin de öyledir. Güzel, keyifli gidiyor yani. Bir de aracımız sabitlense daha keyifli gidecek de inşallah haftaya bakalım nasip olursa. 2-3 haftadır bekliyoruz arkadaşlar. Yine böyle araba veriyorlar yani, yük al yük boşalt. O da bir başarı. Garajda durmaktansa iyi yani şu an. Tabii kendi aracım olsa daha iyi olacak. Eşyalarımı dolduracağım arkadaşlar içine. Rahat rahat gidip geleceğiz, üstümüz başımız hiçbir şeyimiz yok. Şimdi adam yola gönderse hiç, çantam yiyecek hiçbir şeyim yok. Yiyeceğim, giyeceğim hiçbir şey yok, sıfır. Bir de arabaya da alışamıyoruz. Şu anki araç Ford F-Max. F-Max işte, her neyse. Arkadaşlar Mercedes de çok farklılar. Özellikle kalkışlarda, gaz pedalında falan çok şeyler var, farkı var yani, direksiyonda olsun, gidişinde olsun. O yüzden bir Ford'a alışıyoruz. Ford'dan iniyoruz Mercedes'e. Mercedes'in Ford'a. Tam ona alıştım derken ona. Sıkıntı yok ama ikisini de kullanıyorum. Ama işte alışmak ayrı bir konu. Bakalım. Şimdilik durumlarım böyle arkadaşlar. Sizin yine sorularınız falan olursa yorumlara yazabilirsiniz. Profilimde Instagram hesabım da ekli. Oradan da paylaşım yapıyorum. Oradan da videolarım var. Müzikli falan paylaşımlar yapıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. YouTube profilime girince orada bağlantılarım da zaten var. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar.
Tekrardan görüşmek üzere. Tekrardan demeyecektik. Buradan selamlar söylüyorum yorum yapan abime. Özür dilerim. Alışkanlık olmuş. Görüşmek üzere diyelim o zaman arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İnşallah arabamı aldığımda da bu çekimle birleştirip yayına koyacağız sayın seyircilerim. Hepinizi seviyorum. Sevgi ve selamlarımla. Hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar, şunu ne yaptık? Oraya bağlamışız. Arkadaşlar, geçen günkü emanet araba bende. Trendyol depolar arasında transfer yapıyorum. Şurada yeni depo var. Oradan eski depoya malzeme götürüyorum. Mesafe çok bir şey yok arkadaşlar. Bir 3 kilometre falan cadır. Oradan buraya transfer yapıyoruz. Şu an rampa doluymuş, aradılar. Bana haber vereceklerini söylediler. Deponun önüne çekip bekleyeceğiz aramalarını. Daha henüz aracımızı alamadık. Uzun yola gidemedik. En uzun gittiğim bir Gebze'ye gitmiştim işte dorsi almaya. O kadar. Neyse, böyle pratik yapıyoruz hiç yoktan. Genelde hep rampaya yanaşıyorum. O rampa senin, bu rampa benim. Devam. Vallahi bugünümüz de böyle geçecek arkadaşlar. Bak bak bak. Dayıya bak. Hiç bakıyor mu hadi? Ya ayıp ayıp. Senin yaptığın şey ayıp. Gördü çıkmadan, görmemezlikten geliyor. Ayıp yani. Tamam hadi geç de ayıp yani. Ya yüklü olsam
Hızlı gelsem ne olacaktı acaba? Hadi şimdi araç boş da. Bastın şimdi tın 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 gidersin işte. Yok ya, saygı maygı hiçbir şey kalmamış insanlara. Saygı sıfır. Saygı diye bir şey yok. Arkadaşlar bu videoyu böyle atsam mı acaba, bilemedim, çok kısa olacak ama yani hiç atmamaktan iyidir. Şu yanaşacağım rampa çok kötü arkadaşlar. Bayağı bir ileride. Orada da demir falan var. Orada dönüş imkanım yok. Bir 300-400 metre geri geri gidiyorum. Mecburen. O da duvara sıfır. Tam sıfırdan yanaşmam lazım. Yanaştım demin, problem olmadı da geri geri gitmesi yoruyor işte. Şu gördüğünüz siyah bina arkadaşlar. Evet, yolun aktarma merkezi. Bayağı da mesafe var yani, çok uzakmış. Neyse, en azından yeri yurdu rahat. Buradan şimdi tekrar yükleyeceğiz. Tekrar deminki depoya getireceğiz. Öyle yani. Boş işlere devam. Ne zaman bitecek bilmiyorum. Büyük ihtimal öğlenden sonra biter gibime geliyor. Çünkü aktarma sabah yaparsın. Ondan sonra gideceği yere yüklenir gider. Problem yok. Bekleyeceğiz bakalım. Dayı ne yapıyorsun sen yolun ortasında? Şimdi şöyle yanaşalım. A27 dolu diyor. Rampamız büyük ihtimal dolu. Problem yok. Arayacaklarını söylediler. Şöyle yanaşıp bekleyeceğiz. Şu arabayı kurtardık herhalde. Evet arkadaşlar, bugün böyle. Aktarma yapacağız, transfer. Buradan bir arabanın dorsaya bakalım. Orada çünkü kenardaki arabaya fazla yaklaştım. Dönerken kuyruğu değebilir. Onun için hiç riske atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Garanti alıyoruz. Oo, bayağı kurtarmış. Tereddütte kaldığımızda bakıyoruz. Hiç riske atmaya gerek yok. Hiç gereği yok. Bakacaksın abi, garanti alacaksın işini. Öyle arkadaşlar şimdilik. İçeriği çeker miyim? Çeksem de zaten geri geri gideceğim. İleriyi göremezsiniz. Aslında yanaşırken bir şu aynadan çekebilsem çok güzel olacak da. Şu tarafa sabitleyebilirsem telefonu bir deneyeceğim arkadaşlar. Sabitleyemezsem de artık yapacak bir şey yok. Sonraki videolara bakacağız. Arkadaşlar telefon tutacağım vardı, tripod, ayaklı. Biraz yıpranmış. Onu bağlarken kırıldı, plastiği kırıldı. Artık bir tane, başka bir tane bakacağız. Şimdilik böyle sabitledim bir yere. Eski usul. Taş devri usulü sabitledim telefonu. Öyle bakalım. Neyse, birazdan arayacaklar. Bakalım, dediğim gibi çekebilirsem çekeceğim, çekemezsem bunları birleştirip bir kısa bir video, bir şeyler yapacağız. Arabamız sabitlenince de inşallah hayırlısıyla uzun videolar çekmeye devam edeceğim. Yol videoları. Kapağı kapatayım. Şimdilik hoşçakalın bakalım. Şu arka kapağı kapatayım bir hayırlısıyla. Takoz almıştık zaten. Bir yerlere sökmeden, indirmeden. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar arka kapağı kapatayım. Hemen geliyorum. Anlatacağım size detayları. Bekle.
Arkadaşlar, dinlenme 24, dinlenme kontrol diyor 9 saat. Arkadaşlar bugün iptal. İptalin de iptali. Şunu da çıkartacağım. Altında tişört var. Rahat rahat gidelim. Arkadaşlar, Trendyol beni yıldırdı bugün. Saatimiz kaç oldu tahmin edin. Arkadaşlar, kemeri de depo içinde olduğum için arkadan takmıştım. Onu da sabitleyelim, şöyle takalım. Mikrofonumuza gelmesin. Şöyle alayım mikrofonu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, evimize gidebiliriz. Gideyim de evimde yatayım arkadaşlar. Sabah 8'den beri buralardayız. Evet. Arkadaşlar saat 12'yi geçti. 12'yi çeyrek geçiyor o civarlarda saat. Evet, kapıyı açtı. Allah razı olsun. Allah ne muradın var dersin. Arkadaşlar, bu işi yapacak arkadaşlarıma tavsiyem, böyle saat hesabı yapmayacaksanız, yani yok eve gidecektim, yok evde yatacaktım, şöyle olacaktı, böyle olacaktı diyorsanız bu işe hiç bulaşmayın. Benim öyle bir problemim yok çok şükür. Bu konuda rahatım yani. Oo, şu köpek tam yerine yatmış. Ay Allah razı olsun senden. Allah ne muradım var seversin abi. Adam bize yol verdi sağ olsun. Köpeği rahatsız etmeyelim diye. Arkadaşlar öyle. Şehir içi diye geldik. Transfer diye. Gece 12 ettik valla. Olsun, bu işin cilvesi de bu işte. Düdük çalıyor arkadaşlar, bekçiler. Vallahi ne çalarsanız çalın, bu saatten sonra hiç umurumda değil. Direkt evime gitmem lazım. Ya arabada da yatardım da araba sabit arabam olmadığı için yastığım yok, yorganım yok, o yok, bu yok. Doğru düzgün yatacak kıyafet de almadım şehir içi diye, transfer diye. Yoksa yatarım, bu saatten sonra eve niye gideyim, saat olmuş 12.30 olmuş. Vallahi bugün hareketliydi arkadaşlar. Şu yeni depoya gittim en son. İş çıkışı vardı, servisçiler falan geldi. Oo, bir güvenlikle birbirine girdiler. Bağırış, çağırış. İnsanlar ayırdı. Bir sürü servis aracı, servis şoförü. Belki 20-25 tane vardı. Ondan sonra servisçiler kendi aralarında bir dövüşmeye, kavgaya, gürültüye başladılar. Onları da ayırdılar yine. Bir iki tane ortalık karıştırıcı vardı. Onlar karıştırıyor hep ortalığı. Sonra hatta içeriye girerken dedim bekçilere, vallahi dedim işiniz çok zor, insanlarla uğraşıyorsunuz şöyle böyle. Adam yani halinden anladığım için bayağı mutlu oldu. Hatta öteki çocuk diyor, abi diyor, vallahi diyor işin iyi diyor, insanlarla şey yapmıyorsun diyor. Vallahi dedim, o yüzden zaten şoförlüğü seçtim dedim, kimseyle muhatap olmayayım dedim. Çocuk diyor, vallahi diyor keşke ben de kullanabilsem, ben de abi direkt şoförlük yaparım falan filan diye imrendi çocuk da, işte öyle göründüğü gibi değil her şey. Orayı öyle atlattık arkadaşlar. Şuradan alttan geçebilir miyim bir bakalım. Mürted'den otobana bağlanabiliriz. Otobandan da direkt ev yaparım. Evet. Şuradan. Evet, burada direkt otobana bağlanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam da bu arkadaki adam niye uzunları yapmış geliyor, onu anlamadım.
Gözlerimizi kör edecek herif. Bir hatamız falan mı var acaba, anlamadık ki. Allah Allah. Abi niye uzunlarını yaktın ki şimdi, anlamadım ki ya. Gece gece başına bela işte. 4.60 diyor, buradan rahat geçer. Yani buradan da dönebilmişiz de, neyse ben direkt otobandına gideceğim. Zaten beni o otobanın yanında olduğu için direkt oraya damlarız. Yanlışlıkla İstanbul'a dönmeyelim de. Neyse arkadaşlar, oradan öbür depoya gittim işte. O diğer arkadaşlar da hala bekliyor. Sabahtan dün gece 4'te gelmiş birisi. Hala bekliyor. Neyse orada bir dayı vardı. Adam çay falan yapmış. Dolabı var. Dolabı açmış. İlla da dedi gel çay iç, çay iç, çay iç. Ya ben de yük olmak istemedim şimdi. Otlakçı gibi. Adam çok sıra edince gittim içtim bari. Yani ne varsa eskilerde var, adama helal olsun. Hatta bizim aynı firmadan bir arkadaş da vardı. Onda adam yatıyordu. Yattığı yerden kaldırdı. O dedi ekmek falan sormuştu falan diye. Yanında yiyeceği yoktu herhalde abinin. Adamı zorla yattığı yataktan kaldırttırdı bana. Git onu kaldırdı, kaldır gelsin diyor. Kaldırdık, o da geldi. Sağ olsun dayıdan, Allah razı olsun. Çünkü arkadaşlar böyle yerlerde market, bakkal falan filan hiçbir şey yok. Ben de Allah'tan hazırlamıştım bir ekmek arası falan bir şeyler. Bisküvi, kraker falan almıştım, ne olur ne olmaz diye. İyi ki de almışım. Almasam halimi düşünemiyordum yani. Halim haraptı. Evet çok şükür. Otobana düştük. Bakalım yarın ne olacak? Hadi bugünü böyle gitti. Yarın bakalım ne değişik bir iş bizi bekliyor. Bu araba bana kalacak herhalde arkadaşlar. 2-3 gündür bende. Vallahi bana öyle geliyor da bilmiyorum nasıl olacak. Nasip diyelim bakalım. Bugünkü rampaya yanaştığım kadar hayatımda bir daha yanaşmam diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani o kadar çok yaklaştım ki ömrüm boyunca yaklaşabileceğim sayıya ulaşmışımdır herhalde. O rampadan çık ona gir, o rampadan çık ona gir. Bir de gidip uyusaydım. Yoruldum arkadaşlar. İn çık, in çık, in çık. Arabaya in, in çık. Kapak aç, kapak kapat. İn, geri çık. İn, geri çık. İn, geri çık. Yani ister istemez yoruluyorsun sen. İnşallah önünde araçlar yoktur da. Rahat, rahat bırakırız sabahta. Allah kerim. Sabah servis araçları gelip köşede duruyor da. Dursa da artık yapacak bir şey yok. Bir şekilde yol açtıracağız, bir şeyler edeceğiz. Neyse, bugünü de kazasız belasız atlattık ya arkadaşlar, çok şükür. Bu arada kanalımızın yeni aboneleri ya da eski aboneleri, takipçilerim daha doğrusu. Eski videolarımı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Biraz amatörce ama gayet samimi, doğal videolar. Benim videolarımda kurgu yok arkadaşlar. Kesinlikle kurgu yapmıyorum. Her şey olduğu gibi, doğal. Hatta videoları öyle kesip biçme montaj işi bile çok yapmıyorum. Biraz basit gelebilir size ama öyle çok bir şeyler yapasım gelmiyor yani. Neyse onu çekmek istiyorum size.
Yani benim gördüğüm neyse size de onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Oynamadan, bozmadan, doğal haliyle. Tabii ufak tefek şeylerimiz oluyor ama onlarca öyle çok büyük bir videoda oynamam olmuyor. Umarım beğeniyorsunuzdur. Arkadaşlar benim yollarım işte otoban, uzun yol. Ya ne işin var transferle onunla bununla ya? Ver abi bana, ver. Edirne'yi ver, Kars'ı ver. Bana göre değil şehir için. Ver bana uzun yollar, 1000 kilometre, 2000 kilometre. Hatta imkanım olsa yurt dışına açılacağım da. Oraya daha gelemedik o sınıfa. Nasip olursa inşallah onlar da olacak. İnşallah hep birlikte o günleri de göreceğiz. Vallahi şimdilik durumlar böyle arkadaşlar. Yani bu da bir başarı. Asla pes etmeyin arkadaşlar hayalinizden, hedefinizden. Kesinlikle pes etmeyin. Pes ettiğiniz an kaybedersiniz. Yani kaybedince kaybetmiş olmazsınız. Pes ettiğiniz an kaybedersiniz. Pes etmeyin. Evet. Yol iyi yapmış arkadaşlar. Ben de rüzgar sallıyor zannettim. Yere düştük. Bir sallandı beni, heyecanlandırdı. Tonajlı araba geçince yola lastik izleri yapıyor. Ben rüzgar vurdu zannettim. Yorgun olduğum için algılayamıyorum. Yoksa normalde bakınca iz zaten belli oluyor. Sabah 8'den beri ayakta olduğum için biraz algılarım gitti. Algılar kapandı. Neyse buna da şükür. Kazası belası evimize gidersek çok iyi. Arkadaşlar insan bünyesi yoruldun mu daha gitmiyor. Bir şey yapamıyorsun yani. İstesen de olmuyor. Ha, yapsan da ondan sonrası hayır getirmez yani. Başına bir iş açarsın. Pardon. Yani o saatten sonra yapsan bile hayır getirmez o yaptığın iş. Bu dayı ne yapıyor? Oralara giriyor. Sarhoş mudur? Neyin nesidir? Dörtlüğü de yaktı. Vay vay vay. 92 yapıştırdın gidiyorsun. Bu servisçiler bugün beni alıp veremediği ne acaba? Ben anlamadım. Biri uzun yakıyor. Biri geliyor dibime giriyor. Bu acaba deminki servisçi mi? Olabilir. Dayı senin derdin ne? Allah Allah. Servisçilerle başımız belada arkadaşlar. Evet, 1000 kilometre yaptık arkadaşlar. 1000 kilometre yaptık dediğim yani arabanın kilometresini, pardon, 10.000 yaptık, 10.000. 9.000 küsürdeydi, 10.000'i bende gördü araç. Tamam, 10.000'i gördüyse bu araç satılır. Arkadaşlar firmamız çok kaliteli bir firma olduğu için arabanın kilometre şey yaptım mı hem araç için hem şirket için bekletmiyor, adam direkt satıyor. En iyisini yapıyor bence bana kalırsa. Eski arabayla uğraşmaktansa hiç gereği yok. Evet, Eryaman tabelası gözüktü arkadaşlar. Şuradan içeriye giriyoruz. Işıklardan sol, bir solda, bir sağ. Evin önündeyiz inşallah. Nasip olursa tabii. Her şey nasip. Şu yerimizi verip dalalım. Vallahi o kadar yoruldum ama arkadaşlar şu an hala şu yolda gidesim var yani bak. Şu yolda giderim. Şu yolda bir en kötü 3 saat daha giderim. Ondan sonra daha yemez. Ama gidemiyoruz. Gereğe de var mı? Yok. Dön evine yat değil mi? Ne işin var 3-4 saat? Yarın bakalım. 3-4 saatlik bir şey çıkar. 3-4 saatlik çıksa yine iyi. Evet millet.
Yollar kalabalık, gidiyor geliyor millet sağa sola. Şöyle bir bakalım, gören var mı? Yok. Devam. Devam abicim, devam. Bak adam zırank diye durdu bak. Motorlu vardı arkasında. Bir anda durdu yani. Bunlar bugün pazar. Oğlum kenardan gidin. Hop 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 hop. Motorcuyu gördünüz mü arkadaşlar? Yere geçindiler, nasıl fırladı? Yapmayın böyle şeyler ya. Yapmayın ya. Evet, korna çalman iyi bir şey. İyi bir başarı yani. Bravo. Umarım kameranın açısı iyidir arkadaşlar. Yorgunlukla pek ayarlayamadım ama inşallah iyidir. Kaloriferi de açmadık, tişört giydik. Biraz ısıtalım içeriği. Gerçi geldik zaten de. Bakın şimdi sola döneceğim. Bakalım ne olacak. Eyvallah, o da bir iyi bir şey. Diğeri vız diye geçti de. Taksici sağ olsun yol verdi arkadaşlar. Adam trafikte olduğu için halden anlıyor. Sen de inşallah yapıştırır gidersin şimdi. Yoksa solumdan gelirsen işin kötü. Hadi sen de geç. Geç abicim, geç 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 geç. Sonra beni sıkıştırıyorsunuz, geç. Yol zaten dar. Evet. Ay ay, bir gün daha gitti ömürden. Ömrümüzden bir gün daha gitti arkadaşlar. Bir şey de alamadık şimdi, marketler de kapalıdır. Evde ne ekmeğimiz var ne suyumuz var. Gerçi evde durduğumuz yok da yine de böyle acil durumlarda çantaya koyunca iyi oluyor. Kurtarıyor yani, günü kurtarıyor. Bugünkü gibi. Arkadaşlarım, bu videomuzu böyle kapatalım. Dediğim gibi daha araç sabitlenmedi. Aracım sabitlenince bütün düzenimi oluşturacağım. Allah izin verirse. Bundan sonraki çekimlerimizi kendi aracımda yapmak istiyorum Allah nasip ederse. Bu videomuz da böyle olsun. Fikirleriniz ve görüşleriniz benim için çok değerli arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Hepiniz Allah'a emanet olun. İşleriniz, güçleriniz rast gitsin inşallah. Allah sağlık, sıhhat versin hepinize. Ben de evimin önüne gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Şuraya park edeceğim. Bir şöyle bir bakayım. Karanlık olduğu için pek belli olmuyor kaldırım.
Tam sıfır yanaşayım, kimseyi engellemeyelim. Bakalım. Oo. Biraz pay var. Biraz pay var arkadaşlar. Biraz bir geri geleyim şöyle. Evet, şimdi sıfırladık. Şu an tam sıfırladık arkadaşlar kaldırıma. Evet, dediğim gibi bu videomuz böyle olsun. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim.